7654321. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem bir ürün inceleyeceğiz hem de ne işe yaradığını tam anlamıyla göreceğiz. Ürünümüz aslında bir power bank. Aynı zamanda da bir Punto makinesi olarak da geçen bir aletimiz var. Cihazımız şu şekilde, 5000 mAh'lik bir power bank. Burada da görebiliyorum, 5000 mAh. Lik bir powerbank, Type-C ile şarj oluyor. Yine Tip-A ile de yine USB-A portu ile de şarj çıkışı mevcut. Aynı zamanda ürünümüz portatif ev tipi kaynak makinesi olarak da geçiyor. Bu ürünümüzü de yine buradan cihaza bağlayıp croplarını aynı zamanda pil puntolaması yapabiliyoruz. Ayrıca içerisinde bir tane Type-C şarj edilebilir küçük bir kablosu çıkıyor. Aynı zamanda da burada ayarları için ürünün linkini bulmaya çalışırsam ekleyeceğim link kısmına. Genelde yurt dışından gelen bir ürün. Burada ürünle ilgili kaynak dereceleri var. 5 tane kademesi var. Şöyle göstereyim ben size. Ürünü şuradaki power tuşuna basılı tutuyorum. Ve ürünümüzü açıyoruz. Burada voltaj derecesi dediği aslında bizim power bank'imiz tam anlamıyla dolu anlamına geliyor. Burada ayrıca da kaynak seviyesi var. 5 seviye var. Buraya bastıkça bu seviyeyi değiştirebiliyorsunuz. Bir biraz daha basit. 3 ve 4 gayet yeterli oluyor. 4 hani tam ideal diyebilirim. 5 artık daha yüksek kaynaklar için kullanılan bir seviye. Burada da kaynak seviyesi ve içerisindeki şarjla ilgili voltaj seviyesini yine görüntüleyebiliyoruz. İçerisinde de birazcık nikel şeridimiz var. Evet, bu da pilimizi kaynak yapmak için kullanılan nikel şerit. Bu da 1 mikronluk bir şerit olarak görüntülüyoruz. Kutumuz bu şekilde. Şimdi ürünümüz bu. Şu şekilde de basılı tuttuğunuzda kapatabiliyorsunuz. Şu anda kapandı. Burada croplarımız var. Croplarımızı nereye taktığınızın çok bir önemi yok. Çünkü basit usulde aslında bir powerbank mantığıyla çalışıyor. Croplarımızı takalım. Daha sonrasında ise satın almış olduğumuz pillerimiz var. Pillerimiz şarj edilebilir pil. Bu videomuzda aslında bir pil yapacağız. Bu pil bizim rehabilitasyon cihazı olarak kullanmış olduğumuz Compex cihaz için bir pil yapacağız. Burada seri bağlantı yöntemiyle işlemi gerçekleştireceğiz. Burada da sizler bir pil yapıyorsanız seri yöntemle yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Seri yöntem ne demek? Şöyle söyleyeyim. Buradaki küçük kutup artı, eksi. Yani biz ne yapacağız? Şuradaki artı ile eksi yapacağız. Arka tarafından da yine artı eksi, hatta şöyle yapalım, daha sağlıklı olur. Şu şekilde. Burada bir punto yapacaksanız hani eski piliniz nasılsa, eski bataryanız, ona göre yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Şimdi ben burada puntolama işlemini gerçekleştireceğim. Şimdi elimizde nikel, burada punto nikelimiz var punto için. Bunu keserek de koyabilirsiniz ya da sonradan da kesebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ben şu şekilde keseceğim. Bunun için elinizde bir yan keski olması yeterli olacaktır. Evet, şimdi cihazımızı açıyoruz. Cihazımızı açtık, nikelimizi yerleştirdik. Şimdi inşallah ilk kaynağımızı yapacağız. Bakalım nasıl yapıyor. Burada aynı anda değdirmiyoruz tabii ki. Önce bir tanesini. Evet, şu anda bir punto yaptık. Şimdi önce bunu değdiriyorum. Daha sonra bunu. Burada hızlı bir şekilde çekmek gerekiyor. Bu arada kaynağımız sağlam oldu. Bir tane daha atsalım mı dersek.
Evet. Ya kaynattıktan sonra çekmek gerekiyor. Şu anda sağlam bir kaynak oluştu. Şimdi bunun üzerine de artı kutup biraz daha sıkıntılı. Tam denk getirmeniz gerekiyor. Şimdi ben oraya bir tane attım artıya. Evet, artıya da attım. Şu anda seri bir şekilde eksiden artıya attık. Bu arada pillerimizin kapasitesinden bahsedeyim. Bu pilleri puntolarken alırken kapasiteleri çok önemli aslında. Bu 1800'lük GP'nin bir pili. 1.2 voltta akım veriyor. Şimdi bunlarda da şöyle bir şey var. Cihazı hemen kısa bir kapatacağım. Derken seviyesini arttırdık. Basılı tuttum, kapattım. Şimdi pilleri multimetre ile de ölçebilirsiniz. Özellikle kullandığınız bataryada çıkan pillerle yapmanız gerekiyor. Multimetre kullanmayanlar yine burada bakabilirler. Biz burada voltaj 2 volt olarak ölçeceğim. Çünkü zaten 1 volta kadar ölçebilecek. Şimdi burada geliyorum. Multimetrem de size dönük olarak kalsın. Ölçtüğümde gördüğünüz gibi 1.3 şeklinde geliyor. 1.2 olarak ölçüyorduk. 1.2 geliyor. Çok önemli değil. O kadar fark oluyor zaten. Bunu da bakıyoruz. Bu da 1.3 gibi. Şimdi biz burada bu seri bağlantı yaptıktan sonra bu pilimizin amperi aslında değişecek. Ve biz burada aslında totalde 4.8 voltta bir pil elde etmiş olacağız. Şimdi biz burada kaynağımızı yaptık. Bu tarafı. Şimdi ne yaptık? Artı, eksi. Şimdi buraya da şöyle diğer pilimi getiriyorum. Yani bunu pil kapları var. Öyle alıp yapanlar da var da hani gerek yok aslında. Seri dizilim diyoruz. Ne yaptık? Buradaki eksiyle artıyı bağladık. Bu taraf eksi kaldı. Eksiyle de şimdi artıyı bağlayacağız. Bunun için de hemen birazcık nikel şerit alıyorum. Nikel şeridimi hemen yan keskiyle keseceğim. Bunu makasla da kesebilirsiniz çünkü zaten ince. Cihazımızı tekrar açıyoruz. Evet, tekrar puntolama işlemi için hazırız. Evet, ya bu bir alana oturtursanız tabii ki bu daha sağlıklı olacaktır. Çünkü burada çekerken yapışıyor ve pil düşebiliyor. Bu sonu biraz zayıf oldu gibi ama gayet iyi. Evet, bunu da puntoladık. Gayet iyi oldu diyebilirim. Şimdi seri olarak bir akım yapıyorduk. Burada eksimiz kaldı. Eksiyle de tabii ki artıyı buradan böyle en son böyle olacak. Burayı da şimdi hemen puntoluyor olacağım. Buranın içinde yine nikel kesmemiz gerekecek. Evet, son yerimiz için de burada bir kesit alıyoruz nikelimizden. Evet, şimdi bir kesit daha aldık. Burayı da puntolayacağız. Eksiyle artı değeri puntolayacağız inşallah.
Şimdi bu tarafı puntolamasını yaptık. Şimdi buradaki artı değerimizi puntolamasını yapacağız. Evet, puntolamamızı yaptık. Şimdi bu cihazımızı kapatalım. Cihazımız dediğim gibi basit bir devre şeklinde. 5000'lik bir powerbank şeklinde. Şimdi yaptığımız işlem şu şekilde. Burası gördüğünüz gibi artı, eksi, eksiden artıya bir punto yaptık. Daha sonrası burası eksi, eksiden artıya yaptık. Burası eksi kaldı, eksiden de artıya yaptık. Yani şu şekilde bataryamızı da birazdan göstereceğim size, oturtacağız kabına. Bir ucunun başında artı, diğer ucunda eksi kaldı. Bu tarafta ise puntolu uçlar kaldı. Şimdi burada biz puntoladığımız için seri bir şekilde aslında ürünümüzü biz burada voltajını aslında yükseltmiş olduk. Şimdi bakalım burada multimetremizde görebileceğiz mi bu akımı? Evet, şu an 4.8 olması gerekirken 5.20 olarak görüntülüyoruz. Yani bu da normal bir değer aslında bu tarz pillerde. Hemen şöyle göstereyim. Hatırlarsanız bir pili ölçtüğümüzde 1.3 geliyordu. 1.2'lik bir pildi. Şu anda biz puntoladık. Yani enerji birbirinden birbirine geçiyor. Burada ölçtüğümüzde şu anda 5.2 gibi bir değer çıkıyor. Ben de öyle gördüm. Şöyle bakalım. Evet, 5.2 volt şeklinde değerimiz çıkıyor. Burada aslında bu videoda neyi gördük? Portatif bir şekilde aslında şu cihazla dediğim gibi bir powerbank, aslında bakarsanız sadece crop girişi var. 5000'lik bir powerbank ama 650 watt'ta bir çıkışa sahip. Yani 650 amper bir çıkışa sahip. Burada da yüksek çıkışla birlikte aslında pillere punto işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Biz de bu punto işlemini burada yapmış olduk. Pillerimiz GP'nin zor bulunan bir pil, çünkü volt değeri düşük, 1.2 olduğu için. Siz de bu yöntemlerle evinizde işte matkaptı ya da şarjlı elektrikli süpürgeydi, bunların pillerini kendiniz puntolamasını yapabilirsiniz. Dışarıda çünkü zor bulunan işler ya da hazır bataryalarda kaliteli piller kullanılmıyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu videomuzda bu şekildeydi. Hem punto makinamız, yani powerbank'imizi incelemiş olduk. Ayrıca burada da bir batarya yapmış olduk. Şimdi bataryamızı hemen kendi ambalajına yerleştireceğiz ve ayrıca nasıl çalışıyor mu cihazımız, bunu test edeceğiz. Öyleyse diğer aşamaya geçiş yapalım. Şimdi bataryamızı yaptık. Seri bir şekilde puntolama işlemimizi yaptık. Aslında bu bataryayı bu cihazımız için yapmıştık. Yani rehabilitasyon cihazı, elektro bir cihaz. Şimdi bu cihazın içerisinde şöyle bir pil yuvası var. Hemen cihazın içerisinde şu şekilde göstereyim. Artı ve eksi kutuplar olarak bu şekilde pil yuvamız da bu şekilde oturuyor. Yani ben yine buna göre yerleştireceğim. Şuradaki plastiğe göre yerleştireceğim. Şuradaki çıkıntı yanında artı buton, artı kutubu var. Diğer tarafta geniş olanda ise eksi kutup var. Burada da yine eski pillerimiz de GP'di. Hemen içerisinden ben bunların hızlıca çıkartma işlemini gerçekleştiriyor olacağım. Evet, eski pillerimiz bu şekildeydi. Eski pillerimiz, yani bunu dışarıdan almıştık. Eski pillerimizin hani kaynağıyla bizim kaynağımız arasında gerçekten çok ciddi bir fark var. Burada bizim kaynağımız bir tık daha iyi görünüyor. Hani diğer pildeki kaynak yerleri biraz daha
hafif görünüyor. Bizim kaynaklarımız burada biraz daha güzel görünüyor. Bu pili değiştirmemizdeki en büyük nedenlerden birisi de artık şarj olmayacak hale gelmişti. Artık şarj edemediğimiz için, yani şarj ediyoruz ama hemen kısa süre içerisinde bitiyor. Bunun için pillerimizi değiştirdik, yaptık. Hemen hızlıca şimdi bunu yerleştiriyoruz. Evet, yerleştirme işlemimizi yaptık. Burada üzerine bir bant atabilirsiniz ya da pilinizin hani tarihini, ne zaman yapıldı, kim yaptı bunu yazabilirsiniz. Biz tarihimizi ve sosyopat olarak imzamızı attık ve bu pilimizi burada arka taraftan yapıştırıyoruz, bu etiketimizi. Evet, şu anda etiketimizi yapıştırdık. Pilleri de bu içeride tutacaktır. Şimdi pilimizi takıp ilk denememizi yapacağız. Evet, şu an pilimizi taktık. Cihazımızı kapatmayalım. Hemen cihazımızı bir açalım. Evet, şu anda cihazımız açıldı ve burada da içerisinde pillerimizin şarj olduğu için şarjında dolu bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Burada yeni pillerimizi takmış olduk. Burada da yine pil durumumuzu şurada görüntüleyebilirsiniz. Burada şarjımızın full olduğunu, fullden bir tık az. Burada dolu olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Cihazımız açıldı. Artık bu cihazımıza yapacağımız işlemlere devam edebiliriz. Yine cihazımızın şarj aletiyle de cihazımızın şarj işlemlerine yine cihaz üzerinden devam edebiliyoruz. Bu şekilde de puntolu bir şekilde ürünümüzü, yani pilimizi yapmış olduk. Arka kapağını da birazdan kapatıyor olacağım. Cihazımı kapatıyorum. Şimdi bu diğer piller nasıl değerlendirilebilir? Bunları ayrı ayrı puntolarını söküp kontrolleri yapabiliriz. Fakat burada öncelikli olarak bir akım ölçmek istiyorum. Buradaki akımımız, hani biten pillerimizin voltajı ne kadarmış? Buna hemen hızlıca bakalım. Burada ben multimetremi 20 watt değerini alıyorum. Şimdi öncelikli olarak burada bir kontrolünü gerçekleştireceğim. 5.33, 5.34. Aslında bu pillerin de voltaj şeyleri gayet iyi. Değeri iyi, 5.30. Aslında pillerimizde de sorun yok gibi. Bunları yine tek tek puntolarını temizleyip tekrardan puntolayıp değerlendiriyor olacağız. Dediğim gibi piller de sağlam gibi görünüyor. Bunlara da bu şekilde bakabiliyorsunuz. Evet, bu videomuzda punto kaynak makinamızı, yani powerbank'imizi incelemiş olduk. Pil puntaladık, bir batarya yaptık ve bataryamızı cihazımıza takıp çalıştırma işlemimizi gerçekleştirdik. Varsa sizin sorularınız, önerileriniz ya da bu şekilde işlemler yapıyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayalım. Bize destek olabilmek için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca videolarımızı beğenerek bize de destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıklı günler.